Merhaba arkadaşlar, Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bu 7 yaşında evimiz 6 artı 1, 410 metre arsa içinde, fiyatı 1.850.000 TL. 1.850.000 TL 6 artı 1 full eşyalı, arsası 410 metre karedir 7 yaşında. Hani 7 bu 8 olabilir, 6 olabilir, tahminen 7 yaşındadır. Hemen orada mana ararsak çok şey çıkar. Bu evimiz güzel bir ev. Peki bu ev iyi mi? Yani nasıl değer tespiti yaparız? Arkadaşlar burada 200 metre arsa içine ev yapan arkadaşlar 2 milyon, 2,5 isteyen de var orada. 2 milyon 200 de isteyen var. Arsalar burada yani 200 metre, 205 metre kare. Hani deseniz ki ben bir arsa alayım, gelin bakın burada 700 liradan aşağı zor bulursunuz. 700'ünüz varsa da yani bulamazsınız. Hani varsa alırsınız. Dolayısıyla benim dediğimi hani kayda alırsınız almazsınız onu bilmem. Ama iki tane arsa hadi 700'den bulduk. 7 14 1400 arsalar yapıyor. Geriye kalan 450 lirada eşyalı 6 artı 1 7 yaşında bir ev sahibi oluyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Bir daha eklemek istiyorum. Şimdi bu ev 2 arsalı 7 yaşında 6 artı 1. Bu ev 1.850.000, yeni sıfır evler yapılmış, 200 metre arsa içinde, 2.5 2.250, bir tane geçen vardı 1.850. Durum bu yani, 1.850'ye de var. Gelip baktığınız zaman buna da bakalım, onlara da bakalım. Fikir fikirden üstündür, akıl akıldan üstündür. Durum bu. Bu evi daha önce de bir sunmuştuk geçen yıl. Yurt dışında bir abim ihtiyacı var, satıyor. Satmadı, biz sattık, o satmadı. Bir daha sattık, bir daha satmadı. Yani hesap kitap işi nasip de olmayınca olmadı. Şimdi 410 metre dedik arsa içinde. Buranın 15-30 imarlıdır her bir arsa için. Şimdi 400 metre, o zaman 15-30'u ne yapıyor? 4 kere 3, bir de üstü var. Neredeyse 30-90 olmuş. Güzel yapmış değerli arkadaşlar. Büyük bir ev. Havuzumuz var, otoparkımız var. Bahçesi geniş, balkonları çok geniş. Evimiz bu. Detaylar için gelin bakın edelim. Ejder havuzu göstermeye çalışıyor. Havuz taşımalı sistem. Bu beyefendi kendine özel yapmıştı bu evi. Evin bir tarafı yol. Evet, şu gel bir daha böyle gidelim. Öyle göster sonra. Affedersin, ben senin içine karışmayayım. Evet arkadaşlar, havuzumuz bu. Havuzu gösterdikten sonra bu balkonu gösterelim. Sevgili arkadaşlar, böyle 4 tane büyük balkonu var. Bu batı cephe, bir de doğu cephesinde böyle bir balkonu var, bir de üstte var. Balkonları gayet büyük. Böyle 4 tane balkonu var. Ve şu köşeden gidelim, bahçeyi gösterelim. Böyle gidelim. Havuzu gösterdik. Bahçeyi otoparkı da gösterelim. Klimaları takılı, biraz yavaş gel. Okuya okuya gidelim. Sen kağıt ol, ben de kalem. Bahçe burası. 1.850.000. Sembolik bir pazarlığı var. Garip garip teklifler, çok kayda alınmaz. Takas yoktur. Evet arkadaşlar. Levhamızı da dün astık. Burada levhamız da var. Geldik, burası da araç park yeri. Aracınızı buraya koyarsınız. Evet, dediğim gibi iki arsa içine yapılmış bir ev. Evin arkasında size gösteriyor. Ayrı mutfaklıdır. İşte güneş enerjisinden ne yapan, enerji alan bir şey de yapmışlar, bir sistem yapmışlar. Güneşten elektrik de üretiyor. Değerli arkadaşlar, bahçemiz burası. Bu balkonu da gösterelim. Böyle yavaş gel. Burada bir depo var. Evet. 2, 4, 5 basamakla bir daha çıkıyoruz. 1.850.000 TL. Böyle 4 tane balkonu var. Bir de bunun üstü var. Teraslar da 2 tane. Evet. Yani burada dediğim gibi değerli arkadaşlar, arsalar 700 lira, 700. Hani bulamazsınız. Zaten bulsanız diyeceksiniz ki hani ben arsa alayım. Bana diyeceksin arsa var mı? Yok. Şimdi döndük.
Gel babacığım, gel gel gel. İşte bu bizim değer Anadolu insanı. Hani bazen der ki işte Anadolu insanı, bizimkiler öyle der. Bakın şu köşedeki arsa. Bak ev yapılıyor inşaat halinde. O arsayı ben geçen yıl 250 bine sattım. Ben yayınladım, o ne oluyor falan. Hadi şimdi al bak, işte o adam 2 milyonlar aşağı o evi vermez. Yani bitişik nizam 205 metre ev içine yapmış. Durum bu. Kim alıyor? Alan alıyor. Akıl akıldan, fikir fikirden üstündür. Ve evimize doğru geliyoruz. Dolayısıyla bu evde daha önce sunduğum zaman uygundu. Şimdi artık devir geçti, geçti bol treni, geçti dost kervanı, eyleme beni. Çelik kapıdan eve geldik, merhaba ev dedik. Geç oradan ta oraya geç, koridoru göster babam. Terlikle gel. Öyle bir sıcak var ki, çok sıcak. Çelik kapıdan geldik. Beni gösterebiliyor musun? Çelik kapıdan geldik sevgili arkadaşlar. Çelik kapıdan geldik. Burada 2, 4, 6, 8 kapılı bir vestiyerimiz var. Koridorumuz bu. Merdiven sağlıklı yukarı çıkıyor. Burada da öteberi bu eşyalarla adam özel eşyasını alıp çıkacak. Ve geldik mutfağımıza. Mutfağımıza geldik. Perdesi, takım takılaması var evin. Evet. Bu perdemizi de böyle açalım. Bakın işte büyük balkon var önünde. Büyük kocaman balkon var önünde. 1 milyon 850 bin TL bu evimiz. Ve burası da mutfağımız. Mutfak, ayrı mutfak. Ayrı mutfak. Yaz, kış oturmaya müsait. Efeler Mahallesi'nin güzel yerinde. En yakın denize, İmbat tarafına yakındır. Valla Altınkuma'da herhalde 3 kilometre var. Mutfağı gösterdik. Tekrar burada koridor. Yapı denetimli. Efendime söyleyeyim. Her şey var. Ve sevgili Ejder. Sinekliği de kaydırayım. Evet. Burası tekrar salonumuz. O göstermiş olduğumuz büyük balkonun bir tanesi burada. Bir tanesi de orada. Orada da cam ekranlı havuza bakıyor. Bu salonumuz. Salonuza iyice okuttun mu? İyice okuttun. Gel babacığım. Bu da TV ünitesi. Öyle alçıdan malçıdan değil. Böyle kaliteli ağaçlardan, tahtalardan, doğramacı, mobilyacı her kimse yapmış. İskanı miskanı her şey var. Bu adam kendine özel yapmış. Salonumuz burada. Bir sağda bir solda büyük 20'şer metrekare taşımalı balkonlar var. Ve geldik oda bir. Zemin kata bir oda var. Eşyalı 1850. Bu da birinci odamız. Sevgili arkadaşlar oda bir. Oda bir. Yukarıda çok büyük bir oda var. Bu oda da güzel. Bu da gardırop. Gardırop. Gardıropu da gösterdik. Ve zemin üstü birinci, yani burada da bir tane ayak yolu var, lavabo var. Burası da lavabo, arkada çamaşır makinesi var. Ve düz merdivenimiz döner değildir, sağlıklıdır. Yer çok geniş olunca mimar da rahat çalışmış. Eğer döner merdiven yaparlarsa yer dardır. O yüzden mimar yer kazanayım diye şey yapar. Döner merdiven yapar. 1850 sembolik bir pazarlığı var. Evet, sembolik. Bu da ikinci oda. Bunun altında da bir oda vardı. İki tane kanepe atmışlar. Bu da ikinci odamız. Evet, ikinci odamız. Geçti dost kervanı. Eyleme beni. Ve bu da üçüncü oda. Üçüncü odamız gayet büyük. Balkonlar işte sağlı sollu balkonları var. Şu balkonu göster, sonra yüzünü odaya çevir. 20'şer metrekarelik üçüncü balkonu gösterdik. Değerli arkadaşlar, bu da üçüncü odamız. Üçüncü oda oldukça büyük. Ön tarafta perdeli yer, cam ekranlı. Bir 20 metrekarelik balkonumuz da burada var. Evet, 1 milyon 850. İşi bilen, altının kıymetini sarraf bilir. Bir yönünü balkona çık, bu yüzünü bu tarafa da çevir. Altının kıymetini sarraf bilir. İşi bilen, ticareti bilen, bu sektörün hani hareketlerini bilen insanlar, onların yorumu daha farklı olur bu eve. O yüzden iyice inceleyin arkadaşlar.
Bu üçüncü odayı gösterdik ve gelelim dördüncü oda. Dördüncü odamız da bu. Bu da bizim dördüncü odamız. Yani arada iki ay geçer, bir ay geçer. Sonra işte 1850 idi, ne oldu, yükseldi derseniz biz bilemeyiz. Şu anda sunuyoruz. Yani hani hemen bir hafta, 10 gün, 20 günde bu fiyat değişmez. Ama evet, bu da dördüncü oda. Ama birkaç gün sonra değişirse sorumluluk bize ait değil. Evet, geldik. Geldik. Banyo 1. Bu da birinci banyomuz. Birinci banyomuz. Altta da böyle lavabo, banyo karışık bir şey vardı. Banyo 1. 4 oda, 1 banyo, 2 WC, salon, ayrı mutfak gösterdik. Ve çıkıyoruz. Geldik. Çatı katına çıkar çıkmaz burada bir tezgah var, bir mutfak tezgahı var sevgili arkadaşlar, tezgahımız orada. Burada bir depo var, ufak bir storage yapmışlar. Gel babacığım, bura beşinci oda rahat bir çocuk odası, çalışma odası olur, ebeveyn banyolu yapmışlar. Burada da bir depo var arkada. Ve burada da bir banyosu var. Biraz hızlı yaptın sen galiba. Bu odayı bir daha göster böyle. Evet, banyosu. Beşinci odanın banyosunu gösterdik. Beşinci odanın banyosu. Beşinci odanın kendisi. Bu beşinci oda. Köşe kıyılarını göster. Kıyı köşelerini göster. Baba ah, buraları da göstersene. Şurayı göster. Burayı göster. Orayı göster. Kıyı köşe dedim mi anla işte. Neyse, valla benim istediğim gibi göstermedim. Evet, merdiven kovası da burada gördüğünüz gibi çatı katındayız. Ve 6. odaya geldik. Merhaba 6. oda. Merhaba mobilyalar. Merhaba ev. Evet, bu da 6. odamız. Bu da 6. oda. Değerli arkadaşlar, 6. odamızı da gösterdik. Gösterdik. Şimdi sen böyle oradan dur 6. odaya. Bir daha uzaktan vur. Vur. Evet. Kamerayla böyle özetle. Altıncı odamızı da gösterdik. Bu da doğu taraf terasımız. Bu da doğu tarafındaki terasımız. Sevgili arkadaşlar. Terasımız bu. Şimdi geç camlarını oraya. Güneş enerjisini falan göster. Sevgili arkadaşlar, işte güneş enerjisi var. Efendime söyleyeyim. Var da var bir şeyler. Bu doğu tarafındaki teras. Orada bir depo var. Bir depo orada var. Ve arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Şimdi diğer terasımızı gösteriyoruz. Bu da batı terası. 6 odalı evimizin batı terası. Ha, bu tarafta açılıyor. Biz ters açıyor. Adamın kapısını kıracağız. Evet. Bu da batı teras. Kışın da çok iyi güneş görüyor. Burada da bir depo var. Arkadaşlar bu ev güzel. Yani ölçün, biçin, çarpın, bölün. Burada işte hani bir şeyler söyledim. Öyle yol alın. Yani bu ev ucuzdur. Ben size söyleyeyim. Hani diyeceksiniz nerede? Sektör çok değişti. Yani yurt içinde, yurt dışında. Bu inşaatta çok uğraşanlar var. İnat edip ya nereye gidiyor? Bu son iyi değil. Ya kim hangisi doğru yolda yürüyorsa biz de orada yürüyelim. Hani bizde o beceri var mı? Yeni şeyler açtığın gibi keşfedelim. İşte bir şeyler yapalım. O da yok. O zaman başka çare yok. Ya da büyük büyük bilim adamları olalım. İşte Mars'ta falan yani bir şeyler keşfedelim. O da yok. Bizim kilomuz, etimiz, bütümüz budur. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz. Çok fazla sitemle işte bu olur mu olmaz mı böyle şeylerde kimseye bir şey kazandırmaz. Burayı sunduk. Gelin yerinde görün. Saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın. İyi günler.